demektir. Covid-19'un sene başında... Kardeşimiz buyurun. Covid-19'un sene başında ERİS adı ile tanımlanan yeni alt varyantı Avrupa'da artış gösteriyor. Bizde vaka görüldü mü bir önceki pandemi dönemine döner miyiz? Teşekkür ediyorum. Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye'mizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Bu görülen varyantlar sakın ha bizi asla endişelendirmesin. Ve asla eski bizim kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Ve halen COVID görülüyor mu? Evet görülüyor. Dünyada görülüyor mu? Evet görülüyor. Görüldüğü halde Dünya Sağlık Örgütü'ne artık bildiriliyor mu? Bildirilmiyor. Ve bu dönemde giderek mutasyonlarla her geçen gün etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. O nedenle virülansı artan, hastane yatışı daha da arttıran herhangi bir durum söz konusu değil. Vatandaşımız müşteri olsun, endişelenmesin. Genel koruma tedbirlerimiz griple ilgili nasılsa bundan sonraki süreçte aynı şekilde olmalı. Yaşlılarımız, kronik rahatsızlığı olan büyüklerimiz özellikle kalabalık ortamlardan, özellikle bir şekilde virüs etkisinde olan vatandaşlarımızdan kendilerini korumak için gayret göstermeleri her zaman yapacağımız bir uygulama. Teşekkür ediyorum. Evet. Haber Ajansı'ndan Vahit. Ülkemizde kızamık vakalarında bir artış var mı? Kaç elinizde görüldü? Ya da ne gibi önlemler var? Teşekkür ediyorum. Kızamıkla ilgili yine dünyanın birçok ülkesinde özellikle göçlerin etkisiyle son dönemde kızamık vakalarının arttığını biliyoruz. Kızamığın en etkili, kızamıktan korunmanın en etkili yolu bildiğimiz gibi aşı. Bununla ilgili herhangi bir tereddütümüz yok. Aşı ile ilgili de bilim kurulumuzun güncellediği şekliyle bütün vatandaşlarımızın evlatlarımıza 9. ayda, 12. ayda ve 4. yaşında olmak üzere aşılarını özellikle ihmal etmemeleri son derece önemli. Çünkü ciddi anlamda koruduğunu biliyoruz. Bizde kızamık vakaları özellikle 2-3 ay öncesine göre giderek azaldı. Daha bir kontrol altında ve ağırlıklı görülen ilimiz ise %80'e yakın İstanbul, sonra ikinci ilimiz Ankara, sonra Gaziantep, 4. sırada Kocaeli ve Diyarbakır şeklinde. Dolayısıyla sahada biz yaygın aşılamayı hem mobil taramayla hem de aile sağlığı merkezlerimiz üzerinden yoğun bir şekilde aşılamayı sürdürüyoruz. Ve vakayı gördüğümüz yerde de filyasyon yaparak o bölgede etkilenebilecek her çocuğumuzu da aşı durumuna bakarak hızla aşılama yöntemini de sağlıyoruz. Endişe edilecek bir durum yok. Giderek daha da sayıların azaldığını, kontrol altında olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Ben Anadolu Ajansı. İkinci beyaz ve grup kapsamında sağlık işletmeliğine geçmek için çalışma yapabilirim. Teşekkür ediyorum. Sağlıkta şiddetle ilgili bir şiddet eylem planımızdan bahsetmiştim daha önce. Şiddet eylem planımızın esaslarından bir tanesi özellikle güvenlik tedbirleri anlamında hastanelerimizde, sağlık kuruluşlarımızda, İçişleri Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Hem emniyet mensuplarının hem güvenlik elemanı sayılarının artışını sağlamayı planlıyoruz. Bununla birlikte bir beyaz kodumuz var biliyorsunuz. Beyaz kodla birlikte hukuki bir süreç başlıyor. Ama ondan önce potansiyel bir şiddet durumu söz konusu ise veya daha önce bir şiddet eylemi içinde bulunan bir kişi ise bunu sistemden gösteriyor olacağız. O durumda
öncül bir kodla, gri kod gibi olabilir, öncül bir kodla özellikle hastane emniyet ve güvenliğinin ve yöneticilerinin haberdar edildiği, bundan karakol emniyetin de haberinin oldu ama alana gelme hazırlığı içinde olacağı, beyaz kod olduğunda gelmesini çünkü planlıyoruz. Böyle bir yaklaşım tarzı. Dolayısıyla eylem potansiyeli olma durumunda öncü bir uyarı sistemiyle daha güvenlikli sağlık hizmetini verebilme imkanı. İkincisi, özellikle sağlık çalışanlarımızın ve hekimlerimizin her geçen gün hasta yüklerinin arttığını biliyoruz. Dolayısıyla çalışma ortamını da bu anlamda daha düzenleyen, hasta yükünü azaltan yaklaşımlar içinde olmamız gerekiyor. Bununla ilgili de bir takım çalışmalarımız var. Bununla ilgili de özellikle sağlıklı yaşarma merkezlerimiz devreye giriyor biliyorsunuz. 250 belki 300 kişiye kadar 65 yaş üzeri için düşünüyoruz ama baştan 80 yaş üzeri için bazı illerimizde başladı. Bunu daha da yaygınlaştırarak mümkün mertebe vatandaşımızı hastaneye getirmeden evde sağlık hizmetini, uzaktan sağlık hizmetini de güçlendirerek daha çok verme yaklaşımı içindeyiz. Uzaktan sağlık sistemini biraz daha yaygınlaştırıp rapor gibi, reçete gibi hastaneye gelmeden çözülebilecek işlemlerini uzaktan sağlık sistemiyle, telemedisinle çözme çabası içindeyiz. Hastane yükünü azaltmak için. Sağlıklı yaşama merkezleri de bu amaçla zaten devrede oluyor olacak. Mümkün mertebe büyüklerimizin hastaneye daha az gelerek zorunlu gelme durumları olursa o gelme durumlarını da organize edip hastanede randevularını dahil olmak üzere planlayan bir sistemden bahsediyorum. Bazı illerimizde başladı ama bütün illerimizde bunu yaygınlaştırmış olacağız. Yani bir sağlıkta şiddeti planlarken toplumda bir bu anlamda bir farkındalığı oluşturmamız son derece önemli ve özellikle hem güvenlik boyutuyla hem demin bahsettiğim ilave beyaz kota bir gri kodun ilavesiyle hem hasta yükünü hafifletebilecek birinci basamağı da giderek güçlendiren bir yaklaşım içinde olacağız. Teşekkür ediyorum. Efendim, Çanakkale'deki orman yangını devam ediyor. Can kaybı olmadığını biliyoruz. Yaralı ile ilgili son bilgileri paylaşmıştınız. Son durum nedir? Teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz yangın devam ediyor. Biraz daha kontrol altında olduğunu biliyoruz. Ve şu ana kadar 95 hastamız etkilenmiş durumda. Bizim Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanemizden 21 hastamızı Erzincan ve Lapseki Devlet Hastanelerimize naklettik. Özellikle palyatif bakımda olan 13 hastamız, göğüs hastalıkları servisimizde de 8 hastamız, yani toplam 21 hastamızı dumandan etkilenmelerini önlemek amaçlı Lapseki ve Erzincan Devlet Hastanelerimize de naklini yaptık. Şu an 75 ambulansımız, 4 UMKE ekibimiz olmak üzere ekibimiz hazır, tetikte bekliyor. Hastanede durumu ciddi olan herhangi bir hastamız da yok. Teşekkürler.